Osman Kavala, Beyoğlu Cihangir'de bulunan ünlü bir restoranın da sahibi. Restoranın ünü ise Türkiye karşıtı isimlere ve toplantılara ev sahipliği yapması. O toplantıların en başında da Türkiye'ye soykırım suçlaması yapılanlar geliyor. Kavala'nın sahibi olduğu bir başka kurumda İletişim Yayınları. Kitabevi yayın hayatına başladığı o günden bu yana tepki çeken birçok işe imza attı. Onlardan biri de Hans Lukas Kaiser'in Talat Paşa, İttihatçılığın Beyni ve Soykırımın Mimarı kitabı. Kaiser kitabında Talat Paşa üzerinden Atatürk'ü ve Türk devrimini soykırımcı ilan etmişti. Türkiye'nin yakın tarihine damga vurmuş birçok olayda Kavala'nın ismi geçiyor. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin olduğu gece Büyükada'daki ajanlar toplantısına katılan CIA ajanlarıyla bağlantıları dikkat çekici. Özellikle de o toplantıyı yöneten eski CIA ajanı Henry Berkey ile olan derin ilişkisi. Osman Kavala ile Henry Berkey'in darbe girişiminden bir ay önce de ikisi PKK şüphelisi 9 isim ve Selahattin Demirtaş'la da görüştüğü ortaya çıkmıştı. İkilinin casusluk ve darbeye teşebbüsten yargılanmalarına devam ediyor. Başta hendek provokasyonu olmak üzere bütün kalkışmalarda Kavala'nın paravan dernekleri etkin rol aldı. Müzik okulu, dil kursu, kültür merkezi gibi isimlerle açılan onlarca dernek Osman Kavala tarafından fonlandı.